Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş gösterişimiz. Kanalımız tıklanlar, ekranımızı bulsun. Türkiye'de şehit Nur Muhammed Tohtu'nun gayibane cinazı namazı okuldu. 21 iyun İstanbul'un Sultan Muhammed Fatih Camisi'de şehit yazıcı Nur Muhammed Tohtu'nun gayibane cinazı namazı okuldu. Cinazı namazını Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği oralaştırgan bulup, her kaysi Türk kerindaş cemiyetlerinin mesulleri ve yerlik halıktan başka Şarkı Türkistan halkıdan 500'den köprek kişi katlaştı. İstanbul Yeni Eser Üniversitesi'nin okutkuçisi Profesör Doktor Celal Arbay namazga imamlık kıldı. Allahu Akbar! Şarkı Türkistan Mağarifa Hemkarlık Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan Teşkilatlar Birliği'ye vakalıdan söz kılıp, Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'da yürgüz vatkan kırgıncılıklarını ve merhum edip Nur Muhammed Tohtu'nun hayatını kıskıcı tunuşturup ötkendikken, Türkiye Cumhuriyeti'nin Şarkı Türkistan teşkilatlarının vekillerini öz içine alan bir ömek teşkilleb, Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikçiliği ve kırgıncılık ehvallarını müstakil tekşürüp çıkıp, Xitay'nın bastırış siyasetini önümlük tusup gelişki çakırdı. Doğu Türkistan'daki bu mezarını durdurmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve insan hakları ve diğer partilerimizin Doğu Türkistan'a bir heyet olarak gitmesini biz taraf arzu ediyoruz. Halen ki Çin bunu yaptırmaya çalışıyorlar ve yalan tertipli mekanlara götürüp bizi yalanlamaya çalışıyorlar. Biz şu an bu kameralar önünde diyorum ki meclisimiz bir heyet tertip etsin, bütün partiler onun içinde olsun. Ve onun içinde bizim Doğu Türkistan diasporasının vekilleri dahil tam bağımsız, tarafsız bir heyet Doğu Türkistan'da istediği şekilde hareket edip orada bir rapor düzenlerse biz o raporu kabul ederiz. Gayibane cinaz namazına iştirak kılgan Büyük Birlik Partisi Reisi Mustafa Destici Efendi söz kılıp, biz Büyük Birlik Partisi namı bilen Türkiye Parlamentosu ne çıkıtım Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uygur Türklerine yürgütüvatkan bastırış siyasetlerini tanıştırıp, Şarkı Türkistan'a tekşürüş ömeke evetişini talep kılgan bolsak mı, bırak hiç kandak paydası bulmadı. Biz bu tirişçallıklarımızı herkes tohtatmayımız digerlerini bildirdi. Biz defalarca bir heyet olarak Doğu Türkistan'ı ziyaret etme talebimizi Çin Büyükelçiliğine ilettik. Ama maalesef her defasında çeşitli bahanelerle bu taleplerimiz geri çevrildi ve bugüne kadar kabul edilmedi. Ama biz yılmayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de bu konuda hareket ettireceğiz. Burada da inşallah girişimlerimiz olacak ve inşallah er ya da geç bir heyetle birlikte bölgeye gidip orada yaşananları yerinde görme arzumuzun sonuna kadar takipçisi olacağız. Ahırda Profesör Doktor Celal Erbay'ın yetekçiliğinde şehit Nur Muhammed Tohtu'nun şehadeti, Xitay'nın halakiti, Şarkı Türkistan halkının Xitay zulümünden kurtuluşu, dünya Müslümanlarının izzet ve şerefi için dua kılındı. Bunun sırt İstanbul'dan başka yana Ankara Hacı Bayram Üniversitesi'de cuma namazından şehit Nur Muhammed Tohtu'nun gayibane cinaz namazı okundu. Bir belvağ bir yol soğudu planının rezil maksidi aşkarlandı. Tünügün ictimai uçur vasıları darqalgan sınlıq görünüşünün aşkarlanışı, Xitay Pakistan'da namaz okuvatkan bir Pakistanlıqa piçak tıkan. Xitay aldınkı yılları bir belvağ bir yol planıqa asasen Pakistan'da çoğun bir simut zavutu salgan bulup, zavutu bir kısım yerlik halıq mı işligen. Xitaylar zavutu işlevatkan Müslümanlarının namaz okuşunu çekligen. Xitay'nın çekilmesine boyusunmay namaz okuyan Pakistanlıqa Xitay zavut başkurguçisi piçak tıkıp iğir yarlandırgan. Bu vakayını körgen Amerikalıq davetçi Abdulmalik Mujahid bu axta toxtulup, Xitaylar bizning tüpürüğümüzde, bizning devletimizde Müslümanlarga muşundaq yolsuzluklarını kılgan yerde Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarga nimelerini kılmaydı digerlerini bildirdi. Küzetküçüler Xitay'nın Pakistan'da Müslümanlarının namaz okuşunu çekilip, namaz okuğallarını zahmelendiriş arkalık, bir belvağ bir yol soğudu planının başka devlet ve rayonlarına meblağ siliş,
qarizga bug'ish vositasi bilan shu davlat xalqini mustamlaka qilishdan iborat razil maqsadini oshkorlaganligini bildirishmoqda. Donald Trump Iranga qilinmoqchi bo'lgan hujum haqida to'xtaldi. 22 iyun Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump Iranga havodan hujum qilishni tasdiqlaganligi va ozli qolganda hujumdan voz kechganligiga doir bayonotiga qisman o'zgartirish kirgizib, hujumga oxirgi tasdiqni bermaganligini aytdi. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning NBC kanaliga qilgan so'zida hujumga aloqador barliq tayyorliklarning tamomlanganligini, shundaqdimi o'zining oxirgi tasdiqni bermaganligini bildirib, oxirgi qadar yashil chiroq yoqilgan edi. Chunki ishlar o'zgarishimi mumkin edi dedi. Trump bu hujumda qancha kishining o'lish ehtimoli borligini so'raganligini, 150 atrofida degan javobni anglagandan keyin qaroridan voz kechganligini yana bir qitim askartdi. Amerika prezidenti Donald Trump Twitterdan e'lon qilgan ilgirki bayonotida payshanba kechisi Iranning 3 yeriga hujum qilmoqchi bo'lganligini, biroq 150 kishining o'lidiganligiga doir ma'lumotni olgandan keyin hujumga 10 minut qolganda voz kechganligini bildirgan edi. Iran inqilob muhofizachilari qismlari chorshanba kuni Amman dengiz qo'ltiqi sohilidagi Hurmuzgan o'lkasiga qarashliq Kuh Mubarak shahri dengiz sohilida Iran havo sohasiga ruxsatsiz kirgan Amerika havo armiyasiga tava RQ-4 Global Havoc tipli uchuvchisiz aeroplanni quruqlikdan qo'yib berilgan boshqarilgan bombani ishlatib etib tushirgan edi. Amerika Markaziy armiya qo'mondonlik shtabi voqeaning rostligini aytgan Ammo mazkur uchuvchisiz aeroplanning xalqaro havo sohasida etib tushirilganligini ilgari surgan edi. Pompeo Uyg'urlarning jazo lagerlaridagi nachar sharoiti haqida to'xtaldi. Amerika ovozi to'rining xabarida ko'rsatilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 21 iyun bayonot e'lon qilib, Amerikaning Sharqiy Turkistondagi tutqun qilingan 1 milliondan ortiq Uyg'urlarning jazo lagerlaridagi nachar sharoitiga ko'ngil bo'layotganligini bildirdi. Bu yil 21 iyun xalqaro amgakchilar tashkiloti qurilganligining 100 yilligi bo'lib, Pompeo bu alohida kunni tabriklab e'lon qilgan bayonotida Xitoyni alohida tilga oldi. U bayonotida Amerikaning necha vaqtdan beri Uyg'urlar boshdan kechirayotgan nachar sharoitlarga ko'ngil bo'layotganligini, Xitoyning Sharqiy Turkistonda milliondan ortiq Uyg'urni va Qozoq, Qirg'iz qatorliq boshqa musulmon millatlarni jazo lagerlariga qamab, majburiy amgakka saylayotganligini, ularga insondek muomila qilmayotganligini bildirgan. Shundaqla uzunqi davomlashadigan tinchlikning asosi kishilik huquqining kafolatga ega bo'lishi ekanligini ta'kidlagan. Yaponiya Xitoyning qarishtirishiga qaramay Rabia Qodir xonimga viza berdi. Yaponiya Xitoyning qattiq qarishtirishiga qaramay Uyg'ur rahbari Rabia Qodir xonimga viza berib, uning kelar hafta Yaponiyada o'tkazilgan G20 davlat boshliqlari yig'ini jarayonida siyosiy faoliyatlarga qatnashishiga yo'l qo'ygan. Yaponiya Kyoto agentligining 21 iyun xabar qilishicha, Rabia xonimning Yaponiyadagi qo'llovchilari uningga viza berilganligini bildirgan. 20 davlat boshliqlarining yig'ini 28 va 29 iyun kunlari Yaponiyaning Osaka shahrida o'tkazildi. Yig'inga Amerika prezidenti Trump, Xitoy raisi Xi Jinping, Turkiya prezidenti Erdo'g'onni o'z ichiga olgan dunyodagi iqtisodiy eng kuchli 20 davlatning rahbari ishtirok qildi. Bu qitimqi boshliqlar yig'ini Xitoy rejimi 2 milliondan ko'proq Uyg'ur va boshqalarni yig'ib olish lagerlariga qamab, Uyg'urlarning madaniyati, tili, dini e'tiqodi va turmush usuliga qattiq buzg'unchilik qilyapti deb ayblanayotgan bir mazgilda ochildi. Kyoto agentligining xabarida navbatda Erkin Hindi Tinch okean ittifoqi nomli bir birlashma tashkilotining rahbarlik vazifasini o'tayotgan Rabia Qodir xonimning Yaponiyada Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligiga qarshi bir qator faoliyatlarni belgilaganligi. Uning ziyorati Xitoy raisi Xi Jinpingning Osakaga kelishi bilan bir mazgilga to'g'ri kelganligi bildirildi. Xabarda qayd qilinishicha, Yaponiya hukumat manbalari Rabia Qodirning 7 iyun kuni vizaga iltimos qilganligi, uning Yaponiyada 10 qitimdan ortiq ziyorati bo'lganligi, uningga viza bermaslikning hech qanday qonuniy sababi yo'qligi ko'zda tutilib, uning vizasining chorshanba kuni berilganligini bildirdi. Lekin uning qo'llovchilarining Kyoto agentligiga bildirishicha, uning bu qitim viza olishiga uzunroq vaqt ketgan. Hukumat uchur manbalarining Kyoto agentligiga bergan uchuriga qaraganda, Xitoy taraf o'tgan yili 13 ayda Tokyodan Xi Jinping Yaponiyani ziyorat qilganda, Rabia Qodirning Yaponiyaga kelishini muvofiq bir taraf qilishini talab qilgan.
Xəbərdə qeyd qılınışa bu tələbni Xitay Dövlət Bexatərlik Ministerliqi bevasitə Yaponiya Baş Ministeri Shinzo Abe-nin işxanasına yetkizgan ekan. Şərq Türkistandakı müsəlmanlar dini və etnik tərkibi səbəblik dəfsəndə qılınmaqda. Amerika Taşqı İşlər Ministerliqi 21-ci iyun günü özünün yıllık xalqara dini ərkillik dokulatı elan qılıb, Xitayning Şərq Türkistandakı müsəlmanlarını bastırıvatqanlığını qattıq tənqid qıldı. Dokulatta tunji qitim Şərq Türkistanga Makao, Hong Kong, Tibet qatarıda ayrım orun berilgan bolup, onunda Uyghurlar duş kelibatqan dini bastırış ətraplıq bayan qılındı. Dokulatta qeyd qılınışa Şərq Türkistanga ayrım orun berilişide mezkur rayondaki dini ərkillik uçuravatqan depsendikilikinin kölümü ve iğirliği közü tutulgan ekan. Dokulatta her xil taratqular ve amevi teşkilatlar hükümetinin 800 mingdan 2 million qıçı Uyghur, Kazak ve başka Müslüman millet azalarını tutqun qılıp, tutup duruş oğrullarına qamığanlıqını pereç qılıp atqanlıqı. Onlarının 2017 yıl 4. aydın beri dini ve etnik tərkibi sebeplik bu oğrullarda izdireksiz yoktuşka, qiyın qıstaqa, cismani xorlaşka, uzun müddet tutup duruşka duçar bulup atqanlıqı bildirildi. Dokulat yana tutqullarının içinde ölüp gitip atqanlarının barlıqı, dairelerinin kan kölemde ziyanlıq, bexaterlik ve təqibleş tedbirlerini yoluq koyup, şahıslarının dini itiqadi ve ibadetliği dair uçurlarını yığıp gelgenliği təkidlendi. Dokulat yana Xitay rejimi bölgünçülük, terrorluk ve aşkulluk meselesindeki endişelerini ilgiri sürüp, Şərq Türkistan'daki Müslümanlarının dini ibadetini çekleşini kanunlaştırmaqda ve icra kılmaqda deyildi. Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo 21-ci iyun günü ötküzgən axbarat yığınında özünün bazı Uyghurlar bilen körüşkənlikini bildirip, əfsus ki, Xitaydaki Uyghurlarının mutlaq köp kısımının öz keçmişini ifadeləş pürüstü yok. Şunu biz Şərq Türkistan'da dini ərkillik uçuravatqan depsendikilikinin kölümü ve iğirliğini gözü tutup, bu dokulatının Xitayga alaqadar kısımında Şərq Türkistan'a alahide orun ayırdıq. Şu arqılıq bu depsendikilikki sükut kılınmaydıqallıqını ifadildiq degen. Xitay pul muamele apparatlarının yaman süpetlik qariz nisbiti ciddi örülmekte. Xitay Merkezi Maliye Tekşürüş İdarisi yakında bayanat elan kılıp, Xitay içindeki küçük tipteki bankalarının yaman süpetlik qariz nisbitinin örülüp ketkerlikini bildirdi. Bu axta Maliye Vakit Gezisi mülahizi kılıp, Xitay pul muamele organlarının yaman süpetlik qariz nisbiti bu halette eşi verse, hükümet devamlıq türde veyran buluş girdabığı berip kalan qariz temelli güçlerine kutkuzmaslık ihtimali barlıqını otturgu koygan. Xitay Merkezi Maliye Tekşürüş İdarisi'nin bildirişçe, Xinan ülkesindeki bazı bankalardaki yaman süpetlik qariz nisbiti 2018 yılı 40% yetken. Statistiki kılınan 42 banki işi de 20'den köpürakının kaytırı olalmaydıgan qariz nisbiti yukarı çek 5%'den eşip ketken. 12 bankının 20%'den aşkan. Bir neçi bankının kaytırı olalmaydıgan qariz nisbiti 40%'den aşkan. Analizde bildirilmişçe, Xitay'nın çoğun tipteki bankaları yaman süpetlik qariz nisbitini kontrol kılışkı tirişip gelgen bolsa mı? Her kaysi şehirlik ve yerlik soğudu bankaları, şundaklı yezi igilik pul muamele aparatlarının yaman süpetlik qariz nisbiti, Xitay iqtisadının astıl ışığı əgişip, üzlüksüz yukurlap barmaqtı iken. Hürmetli televizyon görüşler, şundaklı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şundaklı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmet.